Günaydın arkadaşlar. Bugün size bir vlog başlatmak istedim. Her şey çok hızlı geçiyor. Ne ara üniversiteye başladığımda vizelere geldik. Vize haftamdayım ve bugün bir sınav günü. Şu an saat mi? Kulaklığımı düşürüyordum. Şu an saat 8.30 falan olması lazım. 10'da sınavım. Okul çok yakın zaten. Erken çıktım çünkü kahvaltı yapacağım. O da arkadaşlarım uyuduğu için onları uyandırmak istemedim. Öyle. Nasılsınız görüşmeyeli? Sizi çok özlemişim. Şu an okula gidiyoruz. Burası benim yurt Batı kampüsünü doğuya bağlayan yol. Benim yurdum da Batı kampüsünün içinde. Şu karşıda gördüğünüz köprü var ya. Orası okula geçiyor. Şu tarafta duraklarımız var. Öyle. Sizinle böyle konuşmak istiyorum, anlatmak istiyorum. Günlerimin nasıl geçtiğini, her şey beklediğim gibi mi, neler yapıyorum, neler yaptım. Ve bu videoda bunu konuşabileceğimize inanıyorum. Size kısaca vizelerimin nasıl gittiğinden bahsedeyim. Vizelerim iyi gidiyor çünkü çalışıyorum. Buraya geliş amacımı unutmadan ilerliyorum. Şu anlık 2'de 2. İkisi de güzel geçti. Şu an üçüncüye gidiyorum. 3'de 3 yapmak istiyorum. Bakalım. Güzel gidiyor. Umarım sonuçlarını da güzel alırız. Kahvaltı yapmak için erken çıktım demiştim galiba. Şimdi Simit Sarayı'na gidiyorum. Arkadaşım Çağla gelecek. Son kez ben kahvaltı yaparken bir konu tekrar yapacağız. Konuların üstünden geçeceğiz. Sonra sınava hazırız. Şimdi şurayı da göstereceğim. Tam burada bir Instagram'da postum var. Burası batıdan doğuya geçerken giriş. Okulumuzun girişi. Burada topluluklar var. Ben birçoğuna üye oldum. Aklımıza ne geliyorsa. Topluluk dediğim yani kulüp gibi şeyler. Bu arada maske almayı unutmuşum. Okulun içinde Migros jet var. Büyük ihtimalle oradan alırım. Size okulun AVM'sini de göstereceğim. Yani AVM diye geçiyor. Biz ilk okula geldiğimizde o da arkadaşımızla. Oraya AVM diyorlar. Bir sürü lan ne diyor ya böyle AVM mi olur? Buraya AVM mi denilir falan. Biz şey diyoruz işte okulun oradaki kafeler falan. Sonra biz de AVM demeye başladık. İşte ne iyi şey yaparsan sen de aynısını yaparsın. Anladınız siz o sözü. Birazdan orayı da gösteririm size. Ama güzel ya. Okul çok güzel. Şimdi şu aradan fakültelerin ön taraflarına geçeceğiz. Kantinde şu kısım, şurası. Böyle bir merdiven. Fakültenin içinden mi geçsem ya? Galiba öyle yapacağım. O masanın olduğu yerden şimdi gireceğiz. Burası benim fakültemin arka kapısı. İçindeyiz. Çok karanlık farkındayım. Girerken bastım. Şimdi fakülteden geri çıkarken yani ön tarafa geçmek için fakültenin içini kullandım. Çıkarken de kart basıyoruz. İki adımda bir kart basıyoruz arkadaşlar. Ay, kızarmışım. Nasıl soğuk burası biliyor musunuz? Fakülte şu arkada gördüğünüz kısım. Çok kalabalık olduğu için çıkarken çekemedim. Şu kısımda okulumuzun otoparkı. Şimdi boş olduğuna bakmayın. Arabalı kankalar birazdan doldurur burayı. AVM'nin olduğu tarafa gidiyorum. Burayı da size göstereceğim. Geçen de evden geçtim. İnanın söyleyeyim ben çünkü çok güzel. Siparişimizi verdik. Bekliyoruz. Arkadaşım daha gelmedi.
O da otobüse binecekmiş. Bugüne kadar ben kahvaltımı yapardım. Evet, şimdi Çağla geldi. Biz notların notların üstünden geçeceğiz. Çay söyledik. Bu kadar. Biz sınavlara hep beraber çalışıyoruz. Ve bizim şimdiye kadar girdiğimiz bütün sınavlar güzel geçti. Değil mi? Evet. Ve bu sınavı da güzel geçeceğine inanıyoruz. Çünkü dün beni yine Çağla çalıştırdım. Birlikte olunca güzel çalışıyoruz. Böyle verimli oluyor bayağı. Aynen öyle. Katılıyorum. Çağla çok katılıyor. Evet, az önce Çağla ders anlatırken tırnağımı kırdım. Sorun şu ki hani kırılması da sorun yok. Sadece şu an böyle şey gibi oldu. Ne denir ona? Sivri oldu ve canımı acıtabilir bu benim. Ya da bir yere takılabilir. Evet, biz şimdi kalktık. Sınava gidiyoruz. Biz de şanslıyız. İdil geldi. Fakültenin önünde bizi bekliyor. Başka diğer arkadaşım. Başka diğer ne ya? Diğer arkadaşım. Türkçe desene onu. Her şey var. Sınava çok hazırım. Sınavdan sonra görüşürüz o zaman. Çağla'cığım başarılar. Sana da başarılar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda sınavdan çıktık ve şöyle hep birlikte oturuyoruz. Burada Asude de var. Hayatımda ilk defa vlog çekmeye çalışıyorum. Dün bu kafede ders çalışmıştık. Şu anda sınav sonrası değerlendirme yapmak için birlikte buraya geldik. Daha sonrasında çok da bir şey anlatamayacağım. Çünkü ben Asude kadar yetenekli değilim henüz. Ondan öğreneceğim çok şey var. Onun yeteneği... Ben gıdımsak. Onun yeteneği şarkı söylemek. Çok güzel sesi var. Evet, belki ben de bir müzik kanalı açabilirim. O zaman beni takip ederseniz. Direkt benim kanalıma yüklüyorum. Akustik Çağla Çoğalar Önden Akustik Performanslar diye. Hüseyin gitar çağırıyor. Gözüm daha şey. Aynen. Direkt buradan ilerleyelim. Parayı da bölüşürüz. Görüşecek miyiz gerçekten? Çok teşekkürler. Fotoğraf çekilir mi? Biz okey oynamaya gidiyoruz. Bunu hak ettik. Bayağı bir uzak kaldık. Hasret kaldık. Ben evet, çok istiyordum. Hasretiyle yandım. Dün Reyhan'a söyledim. Okey oynamak istiyorum ben diye. Geldiler. Gidelim. Şey, birinde varsa rica et. Biz okeyden sonra Monopoly ile devam ediyoruz. Şöyle. Çok zenginim. Paralarım tersi. Aynı kadro. Falan mı? Ben yola penguenle devam koyamam. Nereye koyuyoruz bunu? Ben yola penguenle devam edebilirim. Kolga beni penguene benzettiği için bana bunu verdi. Sen ne aldın? Okey de aldı. Ben almıştım. Şapkam nasıl? Çağla şapka aldı. Koy bakayım. Başlangıç noktasına koyuyorum. Hüseyin ne aldı? Hüseyin neyi aldı biliyor musun? Çağla İflas'ın eşiğinde. Güzel hesap uğraşıyorlar. Olmuyor mu? Eşin nerede? Bebek. Nasıl mutsuz? Kıyamam. Benim de bu kadar kaldı. Bir de iki evim kaldı. Üç tane evim hipotekli. Ben de iflasın eşiğindeyim. Kalametten kurtar olun mu?
hepimizi sömürdü. Al hatta kafa da senin olsun Tolga. Ne aç gözlü çıktık. Kardeşim bankaya bırakıyorum. Önce Hüseyin'i sonra Çağla'yı sonra beni yaktı ya. Bakalım. Düşüncelerini söyle, heyecanlı mısın? Aa, heyecanlı değil çünkü sen de atacaksın. Sen de kapışacaksın. Bak ben diyorum sana, tek silahı bir PUBG'de bir CSGO'da tuttum. Hayatım boyunca hiç silah tutmadım. Yarışıyorum. Çok kötü. Daha kötü benim. İlk deneyimimi yaşattığın için ve seni yendiğim için sana teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sen de Tolga'yı yendin. Evet. Harbi bugün ya. Kızların günü. Aynen, bugün bizim günümüz. Okey'de de biz yenmiştik. Evet. Elimde bitti. Aa kolum. Nereye gideceğim bugünkü lan? Bugünkü aktiviteniz bu kadardı. Bir yere gitmeyeceğim ama hani... Gidemezsin zaten ağası. Arkadaşlarım gidiyorlar. Bu eğlence için onlara çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar yurduma gidiyorum. Bakın otopark size gösterdiğimde sabah nasıldı, şimdi nasıl? Dönüyor mu bilmiyorum. Her yer dolu. Çok eğlenceliydi. Hayatımda ilk defa atış yaptım ve bence çok iyiydi. İlkinde 8, ikincisinde 17 tane yaptım. İşte şu arkası gerçekten üniversite arkadaşlar. Herkes biçimlerde. Herkes farklı şeyler yapıyorlar. Hissediyorsun yani burada olduğunu. Buranın sadece şu merdivenlerinden çıkmak bile bilgi sahibi olmak demek. Her şeyin Türkçesi yazıyor. Çok mantıklı değil mi? Size bir bilgi daha. Bu arkamda gördüğünüz teller sonradan yapılmış. Öğrenciler buradan kendilerini atıyorlarmış eskiden. O yüzden yapmışlar. Bu da Süleyman Demirel amca heykeli. Bir de burayı çok beğeniyorum. Şurada böyle sözler yazıyor. Bu şeylerin üstünde. Şu an ışık tersi olduğu için çok kötü görünüyor ama burası çok güzel. Şu mavi direkler mesela güvenlik butonu. Burada başına gelebilecek herhangi bir şeyle o butonu bastığında aktif oluyor. Güneş kalp. Ben. Şu aşağı kısımdan başlıyor. Burası komple. Bunun da arkasında göstereceğim birazdan. Hepsi bizim yurt. İçi çok büyük yani. Bakın o gösterdiğim yerin devamı da böyle geliyor ve burası. Yani daha bunun içinde kaç tane daha bloklar var. Burası da arka giriş. İlk geldiğim zamanlar bu girişi bilmediğim için okula daha uzun yoldan gidiyorduk. Sonra burayı öğrendik. Burası kestirme. Bizim bloğumuza daha yakın bu çıkış. Diğer çıkışta kullanılıyor ama yakın olanlar kullanıyor. O da bomboş. Üstümü değiştirdim ve kendime geldim. Biraz dinlenip sonra yarınki sınavıma göz atmayı düşünüyorum. Sonra size biraz sohbet etmek istiyorum. Bunu dışarıda yapmak istiyorum. O yüzden biraz odada dinlenip sonra sizinle dışarı gideceğiz. Orada güzel bir yer bulursam oturup size konuşmak istiyorum. Birazcık sohbet etmek istiyorum. Bu arada odamız çok sıcak olduğu için böyle gezebiliyoruz. Ama dışarıda asla böyle gezemiyoruz. Çok soğuk. Ama odada işte kaloriferler yandığı için ve bizim odamız zaten küçük bir oda olduğu için rahatlıkla böyle gezebiliyoruz. O zaman ben biraz dinleneyim. Sonra size dışarıda görüşürüz. Arkadaşlar, bloğumuzun önüne yeni ambulans geldi.
Gerçekten KYK yurtlarında çok gelen şey ambulans olsa gerek. Sizinle normalde burada konuşacaktım, sohbet edecektim. Ama hem havanın çok soğuk olmasından kızardım zaten. Ve ışığın ters olmasından dolayı odaya çıkmaya karar verdim. Ellerim çok üşüdü. Bu arada tırnaklarımı kestim. Ama çok güzel değil mi buralar ya? Bir de sonbahar ya. Gerçekten çok güzel. Nasıl anlatacağım size ya? Şimdi iki blok birleşik arkadaşlar. Arasında ben teras diyorum ama böyle bahçe gibi bir yer var ama o bahçe bizim üçüncü katımız. Şu anki gösterdiğim bloğun da giriş katı. Benim bloğum şu. Bakın buranın üçüncü katı oluyor. Buranın birinci katı oluyor. Ve içeriye... Ay çok yoruldum. Ve içeriye buradan gireceğim. Normalde parmak basıp aşağıdan girmemiz gerekiyor. Ama zaten yurttayım. O yüzden buradan girsem de sorun olmaz. Gördüğünüz gibi kimileri çamaşır açıyor. Açıyor. Kimileri çamaşır asıyor. Sigaralık diye geçiyor burası. Böyle buralarda oturuyoruz falan filan. Şu ortadaki pencere bizim odamız. Işığı açık bırakmışım. Evet. Kulaklıklarımı da ayarlayayım. Ben neredeyim, ne yapıyorum? Neredeydim, nereye geldim? Sizlere ilk buraya geldiğim zaman bir vlog çekmiştim. Ama böyle hani çok yabancı bir vlogtu. Yani nerede olduğumu bilmiyorum, nereye gittiğimi bilmiyorum. Çekiyorum ama neresi hiçbir fikrim yok. Böyle yani size bir şeyler anlatamıyorum, size bir şeyler gösteremiyorum. İnsanların içinde rahat rahat çekemiyorum. Belki bugün de bir nevi öyle olmuştur ama bir tık alıştığımı düşünüyorum. Öncelikle buraya bir ayın sonunda gayet iyi alıştığımı düşünüyorum. Odama, yurduma, şehrime, okuluma gayet iyi alıştığımı düşünüyorum. Ben eve çıkmayı düşünmüştüm. Sonra biraz daha yurtta kalmaya karar verdim. Biraz daha buranın tadını çıkarmaya karar verdim. Çünkü önümde uzun bir yolculuk var ve bu yolculuğun hepsini böyle monoton bir şekilde bitirmek istemiyorum. Yani mesela sadece 4 yıl yurtta kalarak ya da sadece 4 yıl kendi başıma evde kalarak bitirmek istemiyorum. Her yıl farklı bir şeyler yapmak istiyorum. Bu seneki sürecimi yurtta geçirmek isterim. Eksileri de olsa, artıları da olsa buraya iyi alıştığımı düşünüyorum. O da arkadaşlarım çok iyi, çok memnunum. O yüzden onlardan da hemen ayrılmak istemiyorum. Mesela bir tane oda arkadaşımız eve çıktı ama hala iletişim halindeyiz. Zaten benim sınıf arkadaşım. Buraya geldiğinde ilk oda arkadaşımdı. Ve size birazcık yurdun eksilerinden, artılarından bahsedeyim. Ama çok çok özet. Çünkü bu böyle araya sıkıştırılarak anlatılabilecek bir şey değil. Yurdun avantajlı yanları. Bir odada 4 kişisiniz ve hani böyle bir yerden sonra artık gerçekten arkadaş oluyorsunuz. Eğer iyi anlaştığınız kişilerse ve sürekli gülüyorsunuz ya da sürekli eğleniyorsunuz. Sürekli bir şeyler yapıyorsunuz. Hiçbir zaman tek bir şey yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Biz banyoya bile beraber giriyoruz. Evde tek başınıza banyoya giriyorsunuz. Size eşlik eden kimse yok ama böyle sırasıyla biz bir yan yana banyoya giriyoruz. Onun haricinde gösterdiğim o bahçe kısmına, yurdun içindeki bahçe kısmı, yani bizim katımızdaki olan bahçe kısmına böyle kahvelerimizi yapıp beraber çıkıyoruz, sohbetler ediyoruz. Mesela vize haftasındayım dediğim gibi. Burada masalarımızda yan yana oda arkadaşımla beraber ders çalışıyoruz. Ya da kütüphanemiz, yani ders çalışma alanımız var yurdun içinde, orada beraber ders çalışıyoruz. Yurtta en büyük şey arkadaş gerçekten. Eksi yanları da 11'den sonra girememek. Zaman çabuk geçiyor dışarıdayken falan. Zaten hani 11'e kadar evet bütün işlerini bitirmiş oluyorsun ama bir şeyin böyle üstünde baskısı var. 11'den önce yurtta olman gerek. Sonra buranın yemeklerine zor alıştık. Başlarda çok kötüydü. Şu an yeni yeni güzelleşmeye başladı ve biz de alışmaya başladık. Şu an mesela ben yemek yapmak istiyorum. Odamda yemek yapmak istiyorum. Bir ara ocak almaya niyetlendim. Elektrikli ocak. O da arkadaşım vazgeçirdi. O da yurttan atılmak istemiyoruz falan dediler. Yemek yapmak istiyorum. Burada öyle bir şansımız yok. Sadece sıcak içeceklerimizi yapabiliyoruz. O da normalde aslında yasak. Bir de bazen böyle insan kişisel alanı olsun istiyor. Evet burada var ama hep böyle ortak alan kullanıyoruz. Bundan şikayetçi değilim. Ama mesela böyle bazen evim olsa, kendim tek başıma kalsam, yemeğimi yapsam, kişisel alanımda takılsam falan çok istiyorum. Bir de ben televizyon manyağıyım. Ben televizyon manyağıyım ve burada televizyona dair hiçbir şey yok. Her şeyi telefondan izliyorum ve
Yok. Onun haricinde yurt konusu bu kadar. Böyle çok detaya girmek istemiyorum. Aslında birazcık girdim ama neyse. Okula geleyim. Şöyle ilk gittiğimizde ne yaptığımız hiçbir şey hakkında fikrimiz yoktu. İlk İdil'le arkadaş olmuştum. O da arkadaşım. Aynı zamanda biz aynı bölümdeyiz. Sınıf arkadaşım. Bir de işte Çağla'yla Antalya'dan buraya gelmeden önce arkadaşlık başlatmıştık. Burada da tanışınca daha yakın olmaya başladık. Böyle Allah'tan böyle 3 kişiyiz ki bir şeyler hani tek kalmıyoruz. Yani bir şeyleri beraber yapıyoruz. Derslere giriyoruz ama çıktıktan sonra diyoruz ki biz ne işledik? Yani şu vizelere gelene kadar hiçbir ders hakkında hiçbir fikrim yoktu. Vizelerde derslerin adını ve konularını öğrendim ve çok iyi öğrendim. Çünkü güzel çalışıyorum vizelere. Birazcık sınıf ortamına alıştık. Yani sınıfta bir ortam yok. Lise gibi bir ortam asla değil. Ya sınıfta kimse kimseyi tanımıyor. Sadece isim olarak belki. Ben hala kimseyi böyle bilmiyorum yani. Başlıca birkaç kişi hariç. Hocalar geliyorlar, derslerini anlatıyorlar, gidiyorlar. Kişisel bir sohbet falan geçmiyor yani. Hani lisedeki o ortamın hiçbir gramı yok arkadaşlar. Ve ben dün rüyamda lise 2'ye tekrar gidiyordum. Bu halimle tekrar yaşıyordum. Keşke böyle bir şey olabilse. Düşünsene bu bilincimle lise 2'ye gidiyorum. Neyse. Şey böyle bu halimle lise 2'ye gidiyorum ya. Bir tane kız bana gerizekalı demişti. Rüyamda görüyorum bunu. Kıza dönüp şöyle derim. Uslubuna dikkat edersen sevinirim. Üniversitede olunca galiba rüyalarımız da etkileniyor. Sonra arkadaşlar okula da bir şekilde böyle alıştık. Ama okulun içini size bir kısmını göstermeye çalıştım. Çok güzel bence. Hani okulumdan çok memnunum. Sadece okulumuzda genel olarak bazen telefonlarımız çekmiyor. Çünkü dağın başında gibi. Yani dağlık bir bölge olduğu için arkamızda. Bilmiyorum yani çekmiyor telefonlarımız bazen. Okulun yemekleri çok güzel. Okulun içindeki aktiviteler çok iyi. Mesela kafelerin olduğu yeri gösterdim. AVM diye geçiyor. Orada yapılabilecek birçok şey var. Gerek yemek yemek, gerek işte arkadaşlarınla bir şeyler yapmak, okey oynamak ve bugün ilk defa gördüğünüz gibi atış yaptık. Bugün bu videoda yaptığım her şey okulun içindeydi. Okulun içinden hiç çıkmadım. Size ne kadarını yansıtabildim bilmiyorum, ne kadarını gösterebildim ama bugün hani sabah 8'den 3'e kadar, 5'e kadar pardon, okulun içindeydik ve zamanı nasıl geçtiğini anlamadım çünkü sürekli bir şeyler yaptık. Hani siz onun 10 saniyesini falan görüyorsunuzdur. Biz saatlerce oturuyoruz ve çok eğlenceliydi. Hayatımda ilk defa atış yaptım. İlkinde 8, ikincisinde 17 yaptım. 100 kere söylerim artık bunu. Çok eğlenceliydi gerçekten. Okulda bu şekilde. Yani okula çok alıştım. Okulun içi çok iyi. Yapılabilecek aktiviteler çok iyi. Yani olanakları çok iyi. Sundukları imkanlar gayet güzel. Bölümümden de çok memnunum. Dediğim gibi dersler hakkında pek bir fikrim yoktu ama şu an vizelere çalıştığım için böyle daha yeni tak ediyor. Hani ne konular gördüğümüz, nasıl bir bölüme geldiğim, neler işlediğim, ileride neler olabileceğimi daha iyi şimdi anlıyorum. Ve daha birinci ayımızdayız düşünün. Ve ben eminim ki yarın baktığımda 4 yıl bitmiş olacak. Yani bunun korkusuyla yaşıyorum. Burada zaman hızlı geçiyor. 1 ay oldu. Ve ben buraya ilk geldiğim günü hatırlıyorum. Şu nevresimlerimi taktığım günü, dolabıma yerleştirdiğim günü, bu odaya ilk girdiğim günü. Ben burada ne yapacağım diye sorguladığım günü hatırlıyorum. Ve şu an 1 ay geçti. Diyorum ki iyi ki buradayım. Gitmek istemiyorum. Hiçbir şeyden pişman değilim. İyi ki bir sene mezuna kalmışım. İyi ki böyle bir bölüme gelmişim. Her şey çok iyi. Birazcık size bunları anlatıyorum ki böyle sizin hayalleriniz, planlarınız, üniversiteye dair böyle herhangi bir kesitiniz varsa kafanızda size daha çok motive olsun diye böyle ne bileyim. Ben birilerinin videolarını böyle izlediğimde şey oluyordum. Uf, onun yerine ben olabilirdim. Ben de gidebilirim, ben de yapabilirim, ben de yapmak istiyorum. Hep böyle düşünüyordum. Belki sizler de benim bu anlattığım şeylerden imrenerek gelmek istersiniz. Özellikle kuzenlerime söylüyorum. Bakın çok güzel yaptığım şeyleri gördünüz. Belki üniversiteye gelmek istersiniz. Belki yanıma gelmek istersiniz. Zaten geleceksiniz üniversiteye ama belki yanıma gelmek istersiniz. Şehire gelecek olursak. Böyle Isparta'nın içinde çok size göstererek bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Bir ilk geldiğim zaman işte İYAŞ'ın o tarafları göstermiştim. AVM'nin o taraflarını. Çok soğuk bir şehir arkadaşlar. O konuda hani birazcık zorlanıyorum. Hatta bayağı zorlanıyorum. Çünkü Antalya'dan geldim. Diyorum işte Isparta Antalya'ya yakın, ne güzel yakın bir şehire gidiyorum. Ama aralarında bir tane bile benzerlik yok. Havası, suyu, her şey çok farklı. Antalya'da yaşayan bir insanın giydiği kıyafetlerle burada yaşaması çok zor oluyor. Kış geldiğinde ne yapacağız bilmiyorum. Burada kar yağıyormuş. Hayatımda ilk defa karlı bir şehirde yaşayacağım. Bunun heyecanı var ama biraz da korkuyorum. Çünkü soğuktan pek haz etmeyen biriyim. Üşümeyi sevmiyorum. Kalın giymeyi de sevmiyorum. Yani anladınız siz işte o zıtlığı. Bu arada bardağı nasıl cahille sohbeti kestim. Bunu da okulun içinden aldım. Okul içine böyle alışveriş yapabilecek yerler de var arkadaşlar. Çok güzel ya. Canım okul. Şehre de alıştım işte arkadaşlar.
havası haricinde bile böyle yapılabilecek aktivite çok sayılı, sınırlı. En azından kış için. Sadece böyle hani okey oynayabiliyoruz, kafeye gidip bir yerlere oturabiliyoruz falan. Bundan da memnunum, şikayetçi değilim. Şükrediyorum halime. Şu an her şey güzel gidiyor. Umarım her şey böyle devam eder. Ve sınavlarımın da güzel gitmesi rahatlığıyla çok böyle şeyim yani, içim rahat. Galiba size anlatmak istediğim şeyler bu kadar. Belki de düşündüğümde çok şey vardı. İşte kafamda ben her gece yatmadan önce diyorum ki acaba bir sonraki video çektiğimde nelerden bahsederim, ne anlatırım ve böyle uyumadan önce kafamda hepsi canlanıyor. Belki şu an bir kısmını unutmuşumdur ama birçoğunu da söylediğime eminim. O zaman canım arkadaşlarım, beni buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı... Aa, öncesinde bir şey söyleyeceğim. Bakın kapatırken aklıma geliyor. Belki söylemişimdir ama bu kanalda benim en temel amacım ileride geriye dönüp baktığımda bu yaşadığım şeylerin sadece kafamda canlanmasını değil gözümde de canlanmasını istiyorum. Yani açıp baktığımda istediğim zaman ya ne güzel günlerdi işte bak bunları yapıyormuşum, unuttuğum bir şey varsa aa doğru bunları da yapıyormuşum diyebileceğim şey olsun istiyorum. O yüzden burayı bir nevi birazcık da günlük olarak kullanıyorum. Bazı anlarımı günlüğüme de yazan biriyim. Dönüp baktığımda, okuduğumda işte ne hissettiğimi her zaman anlamak istiyorum. Hiçbir zaman unutmak istemiyorum. O yüzden YouTube bir nevi benim için günlük gibi bir şey. Yani ne hissettiğimi, duygularımı hep böyle dönüp baktığımda hatırlamak istiyorum. O yüzden arkadaşlar şimdi kapanışa bağlayabilirim. Buraya kadar beni izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Sizlerle konuşmayı çok seviyorum. Sizlerle hayatımı paylaşmayı da çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum ve sizlere kocaman öpüyorum.